Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 4-10 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Güneş Oğlak burcunda ilerlemesini sürdürüyor. Evet, biraz daha hani ilişkilerle ilgili beklentileriniz öne çıkıyor. Yılın bu döneminde eşiniz ve partnerinizle ilgili konulara daha fazla odaklanıyor olabilirsiniz. Pazartesi günü Ay Başak Burcu'nda olacak. Bu hafta itibariyle ay son dördün fazına ulaşıyor. Bu aslında son 3 haftanın bazı konularında şöyle bir netleştirebilir, sonuç almanızı sağlayabilir. Pazartesi günü iletişim trafiği çok yoğun, çok sayıda haber duyabilir, çevrenizde özellikle yakınlarınızla daha fazla konuşabilirsiniz. İşle de ilgili aktif ve yoğun bir gün özellikle ticari konularda pazartesi günü salı günü itibariyle ay teraziye geçince duygusal olarak biraz daha yine aileniz özel hayatınız ebeveynlerinizle ilgili konulara odaklanmanız mümkün evde çalışan yengeçler için de tabii ki iş konuları yine ev ortamlarında ön planda olacaktır Perşembe itibariyle ay akrep burcunda daha çok sosyalleşmeniz, biraz daha duygusal konular, romantik konular, çocuklara dair mes meşguliyetler ön öne çıkabilir günlük hayatınızda. Bu hafta enerji değişimlerimiz var. Gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Mars, 6 Ocak itibariyle uzun süredir bulunduğu Koç burcundan ayrılacak artık Boğa burcuna geçecek. 4 Mart'a kadar yaklaşık iki ay. Mars Boğa burcunda olacak. Sizin 11. evinizde olacak sevgili yengeçler. Bu dönemde e, tabii ki aktif olacağınız bir dönem. Sizin için özellikle e, biraz daha işinizle ilgili projeler, yeni hedefler belirleyeceğiniz bir dönem veya bazı hedeflerinize ulaşmak için aktif bir şekilde harekete geçebileceğiniz bir süreci işaret ediyor her türlü grup çalışması ekip faaliyetleri organizasyonlar biraz daha böyle arkadaşlarla birlikte yapılacak faaliyetler alanında da daha fazla enerjinizi odaklayabilirsiniz ama para konularında da hızlı hareketler olabilir Evet kazançlarda hız artışlar olabilir ancak dönem dönem tabi bu iki aylık süreç içerisinde dönem dönem özellikle Ocak ve Şubat ayının belli dönemlerinde Mars'ın gerilinde açıları olacağı için para giriş çıkışlarında e, hızlı gündemlerde olabilir özellikle spekülatif konulara dikkat etmek gerekiyor çok fazla risk almamak gerekiyor e, finans konularında ve yatırımlarda borçlanmalarda sevgili yengeçler 8 Ocak itibariyle iletişim gezegenimiz Merkür Kova burcuna geçecek. Merkür bu yıl ilk retrosunu Kova burcunda yapacak. 29 Ocak'ta başlayacak retro. Bunun öncesinde ay sonuna kadar tabi hızlı bir Merkür karşımızda. 8. evinizde ilerliyor olacak. Aslında parasal konularda, parasal aktivitelerde bu dönemde çok fazla zihniniz meşgul olabilir. Bir yandan hani gelirleriniz, giderleriniz, bunların düzenlenmesi, belki bir kredi konusu, Belki bir borçlanma konusu. Bunları daha fazla düşünmeniz, bilgi paylaşımları yapmanız, konuşmanız, yazışmaların olması mümkün. Eğer böyle bir gündeminiz varsa finansla ilgili, hisseli paralar alanında da olabilir bu. Ee, özellikle 29 Ocak'a kadar bu alanlardaki kararları vermek, harekete geçmek daha mantıklı görünüyor. 29 Ocak'ta çünkü Merkür gerileyecek. 20 Şubat'a kadar da gerilemesi devam edecek sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum hoşçakalın.